Bir Bağcılar'da bir aile çağırdı. Dediler ki çok ağır bir hastamız var. Gelebilir misin? Kendi gelemez. Gideyim dedim. Gittim. Tanıdık. Aa, kadıncağız kocasını tanımıyor, çocuklarını tanımıyor. Dedim ki ne kullanıyor? Şu şu ilaçları kullanıyor. Çok tehlikeli. Evet. Ama uzman doktorumuz verdi. Dedim ki başka bir uzman doktora gidin. Aynı konuda uzman olan başka bir hastanenin başka bir doktoruna gidin. İyi gidelim. Sen ne diyorsun? Ben bir şey demiyorum. Çünkü çok ağır bir vaka. Ben ne diyebilirim? Önce bir kadın kimseyi tanımıyor. Tanısın önce. Bilsin. Bu ilaçlar zaten onu öldürüyor. O kadar ağır ilaç. Ya bir gün sonra başka uzman doktora gitmiş. Demiş ki doktor bunları kim yazdı ya? Bunlar direkt zaten öldürdü demiş. Evet. Nasıl bunları kullanabilirsin? Hepsini iptal etmiş. Yeni ilaçlar yazmış. Hı hı. Ondan sonra biraz düzeldi. Biz de iksir jellerle hamdolsun takviye ettik. Ne kullanmaları gerekiyor peki bu tarz rahatlamalar için, sağlık durumun, psikolojik durumların iyiye gitmesi için? Evet. Psikolojik rahatsızlıklar için nedir bu? Sarı kantaron. Sarı kantaron depresyona karşı dünyada en etkili bitki. Ben bunu geçenlerde Çerkezköy, Saray, orta dağlara gittim, ormanlara gittim, o da topladım. Hocam siz kendiniz gidiyorsunuz değil mi bitkilerinizi toplamaya? Yoksa hani yanınızda ekibiniz var mı yardımcı olan sizlere? Bitkiler toplamaya. La ilahe illallah. Ben nasıl toplayayım? Ben sadece fotoğraf çekmek için, bakıp görmek için, araştırmak için 52 köyden ürün alıyoruz. Köylü topluyor. Dağlarda, orman köylüsü, dağ köylüsü. Biz onlardan irtibatlıyız. Anladım. Köylüler Tarım Bakanlığı'ndan müsaade almış. O konuda bu konudan bilgi belge sahibi olanlar, izin olanlar topluyor. 52 köy. Kaç ton ot geliyor? Ben bunları nereden toplayayım? Sadece şu bir miktar otu toplamak bile insana şey yapıyor. Dağlarda toplamak. Tabii kolay canım. Mı? Oldukça zor. Şimdi bunun birleşimi, sarı kantoronun birleşiminde çok güzel etken maddeler var da hipeforin denen bir etken madde var. %1. Hipeforin, hiperisin gibi etken maddeler antidepresan özelliklere sahip. Hı. Beyindeki bir, serotonin hormonu salgılamasını artırır. İki, noradren hormonu salgılamasını artırır. Üç, dopamin salgılamasını artırır. Dört, glutamat. Ne işe yarar? Serotonin hormonu kişiye mutluluk, neşe, huzur verir. Gerilim, stres olmaz. Serotonin hormonu düşerse kişi sürekli karamsardır, sürekli negatiftir, sürekli kavgacıdır. Yönetmenim kulağıma diyor ki, özellikle soracağım bunu, bu hormon eczanelerde satılıyor mu diyor. Hormon. Hormon. Serotonin hormonu satılıyor eczanede de o sentetik, tehlikeli. Tehlikeliymiş sevgili yönetmenim, onu kullanmayın. Serotonin hormonu alın sizi kullanın. Sizi kaybetmek istemiyoruz. Çok tehlikeli. Ne yapıyor hocam? Serotonin hormonu sentetik olarak eczanede satılır fakat kişiyi gergin yapar, stresli yapar, psikolojisini bozar. Fayda yerine zarar verir. Sentetik olan her şey tehlikedir. Fakat ama bunu yönetmenim kullanıp psikolojinizi bozmayın. Gergin olmayın. Sonra burada program yapamayız siz olmazsanız. Lütfen. <yani. gülüyor> Bu kadar yeter herhalde. Bunun birleşimindeki hipeforin, hipersin gibi etken maddeler ne yapıyor? Bir, serotonin hormonunu beynin kendi salgılarsa bir problem yok. Dışarıdan alırsan tehlikeli. Böbrek üstü bezeleri de mesela kortizon salgılıyor. Bir zararı var mı bize? Bünyemizin salgıladığı kortizonun yok. Fakat siz kortizon hapı alırsanız ne yapar? Tabii hormonlarımızı bozulur. Ne yapar? Dengesizleşir. Kemikleri eritir, deriyi inceltir, hafızayı zayıflatır, kişiyi aptallaştırır. Uzun süre kullandığı zaman gider. Beyin gider. Vücutta hormon gözle görülür değişiklikler meydana hormon gelir. Anormalliklerine sebep olur. Sürekli kilo alır, kilo veremez. Obezite problemi, kortizon kullanan herkes obez olur sonunda. Herkes. Sentetik çünkü. Böbrek üstü bezelerin salgılamış olduğu kortizon da sentetik olarak eczanede satılan kortizon arasında ne var? Mankenle insan arasındaki fark gibi. O da insana benziyor, manken gözüküyor. Değil mi? Ama öbürü insan, canlı insan ve manken. Birbirine benziyor ama. Birinin kanatları var, birinin kanatları yok. Biri canlı, diğeri cansız. Biri ölü, diğeri diri. Değil mi? Evet hocam. Birbirine benziyor. Ama aynı değil, çok farklı. Şimdi serotonin hormonu da aynı şekilde beynin salgılamış olduğu serotonin hormonuna benzer. Evet. Sentetik olarak yapıldığı için anahtar gibi evinizin kapısını açmak istiyorsunuz.
Aa, benziyor anahtar. Bir de bunu deneyim diyorsunuz. Denersiniz ama kapıyı kırarsınız. Evet. Kapıyı açamazsınız. Çünkü o anahtar benziyor ama aynısı değil. Hı hı. Sizin peki önereceğiniz gıda takviyesi hangisi? Sarı kantaron. Sarı kantaron forte. Biz bunun fortesini ürettik. Forte ne demek? Hı hı. Birleşimde sadece sarı kantaron değil. Çarkı felek. Ya, oğlotu yani melisa. Alıç. 19 çeşit bitki içerir. Bitki ekstresi içerir. Bunların özelliği nedir? Relax, rahatlatır. Gerilim, stresi atar. Kişinin kendine güvenini sağlar. Evet. Sarı kantaron. Sarı kantaron hem İTP hastalıklarında kullanımda iyi. Depresyon, panik atak. Depresyon, hatta panik atak. Bir özelliğini daha söyleyeyim. Dunning-Kruger sendromunda da evet. Sarı kantaron kullanmamıza iyi değil mi hatta hocam? Hatta bir hastalıkta da önemli etkili. 60 yaşlarında bir beyefendi, hı hı. 30 yaşında bir bayanla evli, ikinci hanımı. Hı hı. Bana diyor ki, yatağa giremiyorum, korkuyorum, elleri titriyor, panik oluyor, başaramayacağım, korkusuz. Niye dedim? Korkuyorum dedim. Hı hı. Korkma, ben dedim sakinleştim. Sarı kantaron forte. Evet. Kullan bakalım ne olacak. Bir de sizin bir tane daha bitkiniz vardı. Heh. Evet. Neydi adını unuttum hocam. Aşağı. Epimedium. Epimedium ve sarı kantaronla evet. Korkularından uzaklaşabiliyorlar. Korkularından şimdi sarı kantaron biz ona verdik forte. 6 hafta kullandı. Panik kalmamış. Şimdi iyiyim. Evet. Ama yine de ereksiyon problemi var. Dedi. Ona da azgın tek yaptı. Epimedium. Hı. Bunu kullan. Kullandı ne oldu? Rahat, relax, hiçbir problemi kalmadı. Hı. Atlattı üstündeki. Hem psikolojisi düzeldi, hı hı. Hem epimediumla cinsel performans yükseldi. Evet. Evet. Spirulina aslında mesela cinsellikle ilgili bir şey değil. Fakat spirulinayı kullanırsa kişi, hı hı. Vücudu temizliyor, arıtıyor bir vitamin, mineral, enzim, omega 3, 6, 9, amino asitleri hepsini karşıladığı için bu şuna vücudun benzer. Vücudun eksik olan enzimleri tamamlıyor. Her şeyi karşıladığı için vücuda ne oluyor? Vücuda rahatlama getiriyor. Geçenlerde bir beyefendi 70 yaşında. Kırımlı, Kırım Türklerinden bana gelmiş diyor ki spirulinanın içine bir şey mi kattın? Ne katacağım dedim. Anlamadım. Niye böyle bir soru söyledin? Ya dedi gece bile uyuyamıyorum. Niye? Cinsel performansı arttırmış. Dedi ki bu cinsellikle ilgili değil bu. Vitamin, mineral, enzim, glikoz. Vücudun ihtiyacını karşılar. Hı. Bir kilo sebze ve meyvedeki vitamin, mineral, enzimden, amino asitten daha fazla vitamin, mineral, enzim, amino asit içerir. Yani omega vücudun çok... gerekli olan ihtiyaçlarını karşıladığımız zaman çeşitli farklı takviyeler alıp da cinsel gücümüzü arttırmamıza gerek kalmıyor. Sadece vücudun gerekli olan enzimlerini... Kimyasal alırsanız tehlikeli. Tabii. Kimyasal değil, doğal. Doğal yollarla. Doğal yollarla. Ne oluyor? Performansı her bakımdan kişinin katlanıyor. Hı hı. Bitkisel doping diyebiliriz buna. Bitkisel. Hı. Hiçbir kimyasal madde içermeden hı hı. Kişiye enerji veriyor.